2019'da oy verip seçtikleri, yalnız kaldık, ne oldu, biz ihtiyaçlarımız var, destek göremiyoruz, yüreklerinden kopuyor, dertlerini seslendiriyorlar. Peki belediye başkanı ne diyor? Belediye başkanının dediği tarihe geçecek kadar önemli. Ne diyor biliyor musunuz? Bu çadırları ben kurdum, ben yaptım bu çadır kenti, beğenmeyen kalmasın, çeksin gitsin. İşte o haber. Sen bir gün buraya gelip de milletin halini sormadın. Ben buradayım amca. Yok yok, burada gelsin. Lütfen. Bu çadırlar kim yatırdı? Biz 70 yıldır burada rezil. Bu çadırları kim getirtirdi? Bırak. Ben getirtirdim. Benim getirdiğim çadırlarda kalıyorsun sen. O zaman çadırda kalma. Getirdiğim çadırda kalıyorsun. Kendisini yalnız ve sahipsiz hissettiğini söyleyen bir depremzede, o zaman benim getirdiğim çadırda kalma diyen bir belediye başkanı. Bu diyalog Kahramanmaraş'ta bir çadır kentte yaşandı. İki vali geldi. İki vali burada. Buradayım, ben buradayım. Ha? Afat'ın çadırları burada. Devlet burada. Depremde yakınlarını, sevdiklerini kaybettiler. Artık bir evleri dahi yok. Hepsi çadırda. Bir an önce konteynere geçmek istiyorlar ama 75 gün oldu. Hala beklemedeler. Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmaz, haftalardır çadırda yaşam mücadelesi veren depremzedeleri ziyaret etti. Tepkiyle karşılaşınca tepkisi depremzededen de büyük oldu. Ben getirtirdim. Buradayım, ben buradayım. Ha? Afat'ın çadırları burada. Devlet burada. Sen olmasın bu çadırları da kalabilirsin. Sen olmasın. Sen mi kalabilirsin? İki saatin içerisinde 200 tane çadır buldu benim. Ona ne bildim? 18 gün belediye başkanı. 18 bin oy aldım. Altın oyunu gözünüzü seçildi. Yok. Bazen söz bitti, lügatta kelime bitti dersiniz ya, öyle bir söz. Yorum yapıyorum, yorum yok. İzninizle dışarıdan nasıl görünüyoruz? Bu seçim sürecini dışarıdan yabancı politika, diplomasi uzmanları nasıl okuyorlar? Halk TV'den Burak Tatari, değerli çalışma arkadaşım, önemli bir isimle, Ian Lesser'la konuştu. Dışarıdan nasıl görünüyoruz acaba? Buyurunuz, farklı bir göz. Do you think there is enough attention for the Turkish elections? Daha da fazla ilgi olacak. Yanıtım evet, yeterince ilgi var. Dünya Türkiye seçimleri nasıl izliyor? Kim önde görünüyor? Seçimler neleri değiştirebilir? Türkiye'yi yakından takip edenler için siyasal arenada olanlar ve toplumun buna tepkileri dikkat çekiyor. Türkiye'nin Batı ile ilişkilerinde son yıllarda yaşanan problemler ve değişim olasılığı ilgiyle izleniyor. German Marshall Fund Başkan Yardımcısı, Türkiye'yi yakından takip eden bir uzman, Halk TV'ye konuştu. Başkan adaylarına büyük bir ilgi olduğunu söyleyebilirim. Erdoğan yeterince tanınıyor tabii. Bir zamandır muhalefet liderlerinin de daha az görünür olduğunu söyleyebilirim. Altılı masaya uzmanların ilgisi var tabii ama Batı toplumlarında aynı ilgi yok. From your point of view, which alliance is closer to win? I would hesitate to predict. Yanıt kolay değil. Çok yakın bir yarış olacağı belli. Erdoğan'ın belki de hiç olmadığı zor bir seçim geçireceği görünüyor. Lesser'a kazananın neyin belirleyeceğini soruyoruz. Kimin seçileceğini dış politika, ABD ile ilişkiler gibi konular belirlemeyecek. Ekonomi, politik aktörler, ülkenin nasıl yönetileceği gibi konular belirleyici olacak. Batı ile ilişkileri seçim sonrası dönemde neler bekliyor? Ankara'da bir iktidar değişikliğinin NATO ile ilişkileri değiştirip değiştirmeyeceği yakından takip edilecek. Erdoğan kazansa bile ilişkilerde açılım olabileceği beklentisi var. Herkes seçimleri bekliyor. What will be the approach of the West for the new government? Yeni hükümette iyi ilişkiler geliştirilmesinin hedefleneceğini düşünüyorum. İnsanlar değişimin nasıl olacağını görmek ister. İki taraf da ilişkilerin geliştirilmesi için istekli olacak. Bir gecede her şeyin değişeceğini beklememek gerekir. CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nun baş danışmanı Ünal Çeviköz, Newsweek dergisine konuştu. Kılıçdaroğlu ABD ile ilişkileri düzeltmek istiyor. F-35 programına dönmek istiyoruz dedi.
S-400'ler için farklı bir formül düşünülebileceğini söyledi. Peki buna Washington yönetimi nasıl yaklaşır? Lesser'a soruyorum. Bunlar temel konular. Sadece Türkiye'nin değil, ABD'nin atması gereken adımlar var. Kongre'nin F-16 satışının önünü açması ve belki de gelecekte F-35 satışı. Bunların Biden yönetimi tarafından olumlu karşılanacağını düşünüyorum. Diplomatik nezaket, işte analiz cümlelerini izlediniz Burak'ın haberinde. Ama bir yandan da baktığınızda silahların patladığı bir süreç. CHP'ye saldırıları biliyorsunuz. AKP'ye de saldırılar var. Önce Bahçeli Evler, ardından Çukurova. Neler oluyor? Birileri bir şeyler mi karıştırıyor? Buyurun, AK Parti'nin seçim bürolarına saldırılar. İstanbul Bahçeli Evler, 22.15 sıraları. AKP'nin seçim irtibat bürosunun önünde silah sesleri yükseldi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi, inceleme yaptı. Can kaybı ya da yaralanan yok. Tabii bir bayram sevincini yaşadığımız bugün de böyle bir buruklukla karşılaşmak bizi aşırı derecede üzdü. İstanbul Valiliği açıklama yaptı. Motosikletle geçen iki kişiden birinin havaya 5 el ateş ettiği, binanın üst katlarına 4 merminin isabet ettiği belirtildi. Emniyet güçlerimize güveniyoruz. Bu saldırıyı, bu müessif saldırıyı gerçekleştiren hainleri, teröristleri en kısa sürede yakalayacaklarına da inanıyoruz. Sosyal medya hesabından açıklama yapan AKP sözcüsü Ömer Çelik, saldırı girişimini lanetlediklerini söyledi. Teşkilatlarımız tam bir kararlılıkla seçim çalışmalarına devam ediyorlar dedi. Amasız ve fakatsız bu ve benzeri saldırıların, terörist saldırıların kardeşliğimizi bozmak isteyen, hukuka olan bağlılığımızda zerre kadar henüz tereddüt oluşturmayacak bu zavallı saldırıların her zaman karşısında olmaya devam edeceğiz. Bir başka nokta Adana. Bayramın ilk günü saat 16 sıralarında AKP Çukurova ilçe başkanlığına silahlı saldırı olmuştu. Binaya 12 el ateş eden Erdem Kaya gözaltına alınarak tutuklandı. Takvim çok güzel üst üste oturdu, öyle değil mi? Bir anda Ramazan bayramı, yarın da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı, milli iradenin bayramı tam da seçim arefesinde. Duble bayram desem galiba olur. Peki İstanbul'da, Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük metropolünde neler olacak? Ekrem Başkan İmamoğlu yarın İstanbul'da kutlamalarla ilgili bilgi verdi. Buyurunuz, 23 Nisan'da İstanbul. Bayraklarımızda, güzel duygularımızda 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramınız kutlu olsun.